Kurtuluş olarak Zafer Meydanı'nın önündeyiz. Bugün Afyonkarahisar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Biz de buradan görüntüleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Ne söylerdin? Size inanıyor musunuz? Vallahi şu an o kadar heyecanlıyız ki ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz maalesef. Ama yedili masaya hiçbir şekilde kazandırmayacağız. Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta da alnımızın akıyla çıkacağız inşallah. Hiç sıkıntı yok. Bu milletimiz bir ve beraber olduğu sürece Allah'ın izniyle hep kazanacağız, hep devam edeceğiz. En öndesiniz peki, ne zaman geldiniz buraya? Saat 9.30'da buradaydık. Sabah 9.30'dan beri. Sabah 9.30'dan beri. Evet. Evet. Evet, hep beraber. Aynı biz de beraber söylemek isteriz. Kimin gidip kimin gitmediği gözüküyor. Ne mi söylerdik? Gönüllerimizi verirdik. Ömrümüzü. 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 Ömrümüzü veririz. Derecede yiyelim. Yedi ya, oy yok, yedi ya. PKK'ya oy yok. Vatan hainleri. Dur adam, durmak yok. Durmak yok. Yok, yok. Hep beraber. Tayyip Erdoğan, işleşiriz. En büyük Recep Tayyip Erdoğan. Başka büyük yok. Ya, büyük yok. Hadi. Gidebilir miyiz? Milletin mazlumların umududur. Vatan hainlerin korkunç rüyasıdır. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Yola devam. Onu çok seviyoruz, yola devam. Çok sağlıyım söyle. Abla, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli olarak iş istiyorum. Mağdurum, yatıramam onu. Bizim aynı iş ya. Çok şey söylerdim. Onu başımızda her zaman görmek istiyoruz. Dünya lideri o. Allah uzun ömürler versin ona ya Rabbim. Bizim ömrümüzden alıp ona versin inşallah ya Rabbim. Hiç ben çok 20 yıldır devamlı ona veririm oyumu. 20 yıldır adam gibi adam ya. Türkiye'ye bakan adam gibi adam. Her zaman arkasındayım. Var, ayaktayız her zaman. Türkiye'miz Cumhurbaşkanımızın sayesinde ayakta. Allah. Tekrardan başımıza gelecek inşallah. Yaptığı güzel şeyler kalmadı. Bütün her şeyleri yaptı ya. Hizmetler. Allah çakmasın onları geline inşallah. Türkiye'mizi artık bayrağımızı indirtmesin. Ezanlarımızı dindirtmesin. Ses çademize basanları istemiyoruz. Tayyip Erdoğan istiyoruz daim biz. Siz ne söylemek istersiniz? Cumhurbaşkanı yanınızda olsaydı. İnşallah. Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Bizi başımızdan eksik olmasın inşallah her zaman. Amin. Amin. Sen neymişsin kız? Ya etme. Bizim gel oracağız. Teyzeciğim merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızda olsaydı ne söylemek isterdin? Sizden başlayalım. Yola devam, durmak yok derdik. Durmak yok, yola devam. Dünya durdukça yaşasın. Birinci Erdoğan. Erdoğan yanımızda olsa onunla gurur duyarız. Her zaman yanındayız. Her zaman arkasındayız. Bakar mısın? Benim oğlum dış ülkede okudu, denklik istiyoruz Erdoğan'dan. Yıllardır biz onu destekliyoruz. Yine desteklemeye devam. Yine desteklemeye devam. Rabbim upuzun ömürler versin inşallah reise. Rabbimin izniyle reis. 2023'te yine reis. Başkan Erdoğan. Terörüne bir de Erdoğan. Tek başkan Erdoğan. Terörcülerle bir değiliz biz. Biz ayrıyız. AK Partiliyiz. Ne İYİ'yiz, ne CHP'yiz, ne DHP'yiz. AK Partiliyiz. Bu kadar. Teyzeciğim size sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızda olsaydı ne söylemek isterdin? Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve arkasındayız kızımla beraber. Her zaman Sayın Başkanımıza yani buraya afına geldik. Evet, yani her şeyde teşekkür ediyorum. Yani inşallah yani size tam şey bulunan derlemlerimizi bariyerlerle çevirip Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızda olsaydı ne söylerdin? Hiç bölümünün anil olmalarını istirham ediyoruz. Çok sevdiğimizi söyledik. Yine reisimiz dikeceğiz inşallah. Sizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek isterdin? Hiçbir şey söylemem. Ömrünüz çok olsun. Allah razı olsun. İnşallah seçimi kazanır diyoruz. İnşallah kazanır. Kaçtın diyeyim kızım. Allah'a emanet olsun. Teyzeciğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek ister? Ne söylerim? Sağlıklı, mutlu yaşamak istesin Allah'ım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek ister? Ya ne söyleyeyim? Adam gibi adam.
ondan iyisi yok yani. Tanımıyor. Ondan iyisini tanımıyorum yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek istersin? Her zaman başımızda olmasını istiyoruz. Her zaman dimdikiz. Kadın kolları olarak en sonuna kadar da arkasındayız. Biz de aynıyız. Kadın kolları olarak arkasındayız. Her zaman aynı çünkü ben de. 18 yaşıma kadar sonsuza dek bir Erdoğan atacağım her zaman. Şimdi yahu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek ister? Reisimizin sonuna kadar yanındayız. O olmazsa biz yapamayız. O bizim babamız. Reisimizi çok seviyoruz. Daima yanındayız, arkasındayız. Allah ona uzun ömür versin. Onsuz yapamayız. Sonuna kadar ebediyete dek yanındayız. Abi koridoru aç. Aç koridoru abi. Aç. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üç tane üniversiteli işsiz. İş istiyorum. İş. Evli, çocuklu. Uzun ömür. Reisim her daim arkandayız. Öldü ölelim. Geçti reis sağ salsın vallahi. Hiç başka bir şey istemiyoruz hadi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Arkasındayız. Bugün onun izindeyiz inşallah. Ona geldik. Çınar nasıl olacak? Çok güzel, çok güzel. Harika lütfen olacak. Üçer adım geri gidebilir miyiz? Gönüllü var. Gönüllü? Ön tarafta rahatsızlanan amcalarımız, kardeşlerimiz var. Mikrofon. Sizler için rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek istersiniz? Hiçbir şey söylemek istemiyorum şimdi. Arkasındayız her zaman. Yola devam, durmak yok. Peki. Seçimler sizce nasıl olacak? Seçimler her zaman olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan galip gelecek. İnşallah yüzümüzün akıyla. Andı secdede olanlar kazanacak. Ayakları secdede olanlar değil. Sizler ne söylemek istersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Durmak yok, yola devam. Her zaman arkasındayız. Her zaman destekliyoruz. FETÖ'cülere vermek yok, HDP'lilere vermek yok. Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızda olsaydı ne söylerdin? 1994'te arkadaşla bahse girdim. İlla da Tayyip kazanır dedim. Güzel İstanbul hayatı ve sonunda kazandık. İstanbul'da belediye başkanlığını biz aldık. Cumhurbaşkanım, 1994'te ilk oyumu İstanbul'da kullandım ve ölene kadar yolundayız, izindeyiz. Allah sizden razı olsun. Ben Gürcan Şen, Afyon. Allah emanet ol. Teyzeciğim peki seçimler sizce nasıl olur? Allah'a sığınacağız Cenab-ı Allah. İnşallah tekrar bize kazandıracak. İnşallah bu böyle Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız var. Benim anam babam Cumhurbaşkanımız için dua ede ede rahmetli oldu gitti. Biz de ölene kadar inşallah böyle devam edeceğiz. Allah onu yetiştirenlerden razı olsun. Allah emanet olsun, yar ve yardımcısı olsun. Esselamu aleyküm. Cumhurbaşkanım ne söylemek istersin? Çok teşekkür ederim inşallah başımıza geçe. Başkasına emanet etmez. Topunu da patlatırız inşallah ötekilerinin. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Cumhurbaşkanım ben hastanede çalışıyordum. Dört değerli zorunlu emekli oldum. Tam verimli zamanımda zorunlu emekli ettiler. İşime, hastaneme, görevime geri dönmek istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Kaç yaşındasın? Ben 54 yaşındayım ama yani gençliğimin aynısı yani içim hak için, halka, hastalara hizmet için ben kendimi hastaneye adamıştım. Neden almışsın? Hastalara hizmet etmekten mahrum kaldım. Ben pandemide gönüllü hizmet ettim bir yıl, 16 yılı için. Hiç hasta olmadım, bir gün raporum yoktu. Ama beni emekli ettiler. Hep hasta geçiyor günlerim, ben hizmet istiyorum. Ben dört değerli olarak görevime geri dönmek istiyorum. Hani zorunlu emeklilik kalktı ya. Ben de bir şans istiyorum Cumhurbaşkanımızdan. Ben sesimi duyurabildim ya, eve varınca secde edeceğim. Şükürler olsun Rabbime. Hadi Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek istersiniz?
bilmiyorum, görünce herhalde dilim tutulurdu. Çok seviyorum Cumhurbaşkanımızı. Rabbim yolunu açık etsin. Daima başımızdan eksik etmesin. Çok seviyoruz. Daima arkasındayız. Peki seçimler sizce nasıl olur? İnşallah Allah'ın izniyle kazanacağız. Kazanacağız. %100 kazanacağız %100. Hem de inşallah. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek isterdiniz yanınızda olsaydı? Vallahi ne söylerim? Çok seviyoruz. Yani çok vatanımıza, seviyorum. Milletimize hayırlı olduğunu söylerdik. Ölümüne arkasındayız. Teşekkür ederiz. Merhabalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızda olsaydı ne söylemek isterdin? Yalan diyecek şey yok. Size sorayım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek isterdin? Hayır, konuşmayın. Başımızın tacısınız demek isterdik. İyi ki her zaman başımızın tacı olsun reisimiz isterdik her zaman. İyi ki varsın derdik. Allah'tan uzun, sağlıklı, sıhhatli ömürler isterdik. İnşallah dünya lideri zaten biliyorsunuz. Peki seçimler nasıl olur? Ya, vallahi ben %58 bekliyorum en az. %70. %70 kazanacak bu sefer. %70 Erdoğan. %70 Erdoğan. Eminim. %58, 5 kesin milletvekili AK Parti. 5 milletvekili Afyonkarahisar. 5. 4 kesinde. İnşallah. Teşekkür ederim hocam. Size sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanınızda olsaydı ne söylemek isterdin? Rabbim ayağına taş değdirmesin. Onu çok sevdiğimi söylerdik. Ben şayet onun için vatanımıza temelli olarak döndüm. 2 ay oldum. Gelelim. Nereden geliyorsun? Danimarka'dan geliyorum. Danimarka'dan Recep Tayyip Erdoğan için. Yani buraya temelli taşındım ama Erdoğan olmasaydı böyle bir şey olmazdı. Bizim analarımız, babalarımız Avrupa'ya gitmezdi o olsaydı. Peki seçimler nasıl sonuçlanır sizce? Rabbim hakkımızda en hayırlısını nasip etsin. Büyük konuşmak istemiyorum. Gerçekten zor bir seçim olacakmış gibi gözüküyor. Ama şunu diyorum, herkes bilsin. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Arayı kovanından alırsan, yerine sinek koyarsak, yani. Allah muhafaza, öbür seneye bal yerine bok yeriz. Evet, sevgili hemşehrilerimiz. Arama noktalarımızın dış tarafında şu anda aşırı derecede bir yoğunluk söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek isterdiniz yanınızda olsaydı? Sizlerden alanımızın çok iç bölümüne doğru ilerlememizi istirham ediyoruz. Arkasındayız. Arkasındayız. Ölene kadar arkasındayız. Tek güvenilir lider Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı. Davet ediyoruz. Peki seçimler nasıl olur? Nasıl sonuçlar? Bulunan derlen sormanıza bile gerek yok. Biz biliyoruz yani. Sizleri gördüğü için ön bölüme doğru ilerleyelim. Tek seferde bitecek inşallah. Tek seferde bitecek. Evet. Tabii evet. Vermez. Rabbim de bilinçli insanlar asla fırsat vermez şer kişilere. Şer odaklı asla fırsat vermez. İnanıyoruz biz buna. Cadde ve sokaklarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemek isterdiniz? Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Her zaman onun arkasındayız. Dünya liderimiz ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın seçimler nasıl sonuç? İnşallah siz saygıdeğer hemşehrilerimizin ifade alacak. İnşallah. Teşekkürler. Bu şehirde 80 yılda yapılmamışları yapan, 80 yılda kurduran ve bunu gerçekleştiren bir liderin yol arkadaşlarısınız. Bugün Türkiye yüzyılına Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz ile birlikte yürüyoruz. Bir sosyal medya fenomeninin gazı ile buraya gelip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın pankart önünde fotoğraf çektirenlerin Atatürkçülüğü tatlı su Atatürkçülüğünden öteye gidemez. CHP ve beraberindeki yedili maşa işte budur. Bunlar maşadır. Bunların bir de kendi köyüne bir çivisi dahi nasip olmayan bir milletvekilleri var. Bu milletvekili son zamanlarda yatıyor kalkıyor, yargılanacaksınız diyor. Niye yargılanacağız hemşerim? Selamun aleyküm. Değerli hemşerilerim, AK Parti kurulduğu günden bu tarafa bizleri hiçbir zaman mahcup etmediniz. Başımıza önümüze eğdirmediniz. Görüyorum ki alanı gene hınca hınç doldurmuşsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Thank you.
yağmurun altında, yoğun bir yağmurun altında hınca hınç bir yoğunluk var. Afyon'un milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklarını örnekleriyle yad etmiştik. Cumhuriyetimize giden yol Afyon'da kazanılan zaferle başlamıştı. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye 100 yılına giden yolu yine Afyon Karahisar'dan başlatıyoruz. Afyon gönlü ve kalbiyle, yüreği ve bileğiyle, sevdası ve sadakatiyle her evladı Karahisar Kalesi kadar sağlam bir şehrimizdir. Bunlar maalesef bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan anti-emperyalizm dersi almayız.